Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, trennbare Verben. Nedir trennbare Verben? Trennbare Verben arkadaşlar, ayrılabilir fiiller demek. Hatırlayacak olursanız, Almanca'da bundan iki ders önce düzenli fiiller kapsamında neyi görmüştük? Regelmäßige Verben, düzenli fiiller. Unregelmäßige Verben, düzensiz fiiller. Şimdi de trennbare Verben, yani ayrılabilir fiilleri görüyor olacağız şimdi. Hazırsanız dersimiz başlasın arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar aufmachen fiilini görüyoruz. Aufmachen açmak demek ve ayrılabilir bir fiil. Ayrılabilir fiil dendiğinde ne anlamalıyız? Ayrılabilir fiiller arkadaşlar düzenli bir şekilde çekimlenen fiiller, ancak yapıları gereği ön takıları cümlenin sonuna gitmekte. Ne demek istediğimi size şöyle anlatayım. Ben bir şeyi açıyorum diyecek olursam, söz gelimi işte pencereyi açıyorum diyeceğim. Ich mache auf şeklinde yorumluyorum. Yani buradaki aufmachen'ı tıpkı burada olduğu gibi bir yumurta gibi düşünelim ve o yumurtanın çatladığını düşünelim. Auf, yani o ön takı olan auf cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Dolayısıyla ben açıyorum dediğimde ich mache auf demiş oluyorum. Şimdi machen tek başına ne demek arkadaşlar? Yapmak demek. Öyle değil mi? Ich mache das Fenster auf derken, buradaki örneğe bakalım isterseniz. Ich mache das Fenster auf, ben pencereyi açıyorum anlamına geliyor. Şimdi buradaki auf'u ben yok sayarsam eğer, ich mache das Fenster, bir şeyler eksik kalıyor. Ben pencereyi yapıyorum gibi anlamsız bir şey çıkıyor ortaya. Ancak auf koyduğumda cümlenin sonuna cümle anlam kazanıyor ve bakın burada da çizmeye çalıştım. Ben pencereyi ne yapıyorum? Açıyorum demiş oluyorum. Dolayısıyla ich mache das Fenster auf. Peki bakın burada bu sefer zu machen görüyoruz. Zu machen de kapamak demek. Dolayısıyla ben pencereyi kapıyorum diyecek olursam, bakın ikinci cümlede ich mache das Fenster zu, pencereyi kapıyorum demiş oluyorum. Bakın demek ki bu ön takılar ne kadar önemli ki, değil mi? Bunları kullanmadan yapamayız. Dolayısıyla ayrılabilir fiillerde bu ön takılar olmazsa olmazımız ve mutlaka ama mutlaka cümlenin sonuna gitmek durumunda. Demek ki ben ne yapıyormuşum burada olduğu gibi? Öncelikle fiilimin kökünü çekimliyorum ve ön takı buradaki örnekte aufmachen'ı çekimlemişim. Ne yapmış oluyorum? Cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dolayısıyla ben açıyorum diyecek olursak ich mache auf demiş oluyorum. Aynı şekilde du'ya baktığımızda düzenli fiillerde ne yapıyorduk arkadaşlar? St'ye getiriyorduk. Dolayısıyla sen açıyorsun diyecek olursak du machst auf demiş oluyorum, değil mi? Demek ki bunlar olmasa sen yapıyorsun, değil mi? Ne yapıyorsun? Spor yapıyorsun gibi. Ama o zaman da ne olur? Artık ayrılabilir fiillerden çıkmış oluruz. Ama bizim konumuz şimdi trennbare Verben, yani ayrılabilir fiiller olduğundan, değil mi? Buradaki örnekten gidiyoruz. Dolayısıyla sen açıyorsun derken du machst auf demiş oluyorum. Er, sie, es için, evet, er örnek olarak der Mann kastediliyorsa adam, sie, die Frau, değil mi? Kadın kastediliyor olabilir. Ya da es, das Kind örneğinden yola çıkarak o açıyor diyecek olursak er macht auf, demek ki bu eril kişi, değil mi? Bir erkekten bahsetmiş oluyorum. Ya da bir kadınsa, değil mi? Sie macht auf diyebilirim. Es için de buradaki örnekten, das Kind örneğinden gidecek olursak, o açıyor derken es macht auf. Tabi burada şunu da söylemekte fayda var mı bilmiyorum ama er sie es yerine der Mann macht örneğin das Fenster auf diyebilirim. Die Frau macht das Fenster auf. Das Kind macht das Fenster auf da diyebilirim. Buraya baktığımızda wir neydi arkadaşlar? Biz demekti. Biz açıyoruz dediğimizde ne oluyormuş bu da? Wir machen auf. Bakın bu da mastar olarak karşımıza çıkmış oluyor ve aynı şekilde mastarı korumuş oluyorum. Ihr, karşımda iki ve daha fazla insan varsa sizler açıyorsunuz, değil mi? Sizler
işte söz gelimi pencereyi açıyorsunuz dediğimizde ihr macht das Fenster auf demiş oluyoruz. Sie nezaket formu ya da saygı formu sie ya da onlar üçüncü çoğuldaki sie değil mi? Onlar açıyorlar ya da saygı anlamında siz açıyorsunuz derken aynı şekilde çekimleniyormuş. Sie machen auf daha doğrusu mastarda kalmış oluyormuş. Dilerseniz şöyle bir tekrarlayalım. Ben açıyorum dediğimizde demek ki ich mache auf demiş oluyoruz. Ich mache auf. Dilerseniz hep beraber tekrarlayalım arkadaşlar. Ich mache auf. Ich mache auf. Evet, sen açıyorsun dediğimizde du machst auf dememiz gerekiyormuş. Tekrarlayalım arkadaşlar. Du machst auf. Du machst auf. Üçüncü tekile baktığımızda bu er olabilir, sie olabilir, es olabilir. Tekrarlayalım arkadaşlar. Er macht auf. Sie macht auf. Es macht auf. Biz açıyoruz diyeceğiz şimdi arkadaşlar. Wir machen auf. Wir machen auf. Ihr macht auf. Ihr macht auf. Sie machen auf. Sie machen auf. Sıradaki ayrılabilir fiille devam edelim arkadaşlar. Aufräumen. Evet bunu mastar olarak görmemiz gerekiyor. Aufräumen tek başına arkadaşlar ortalığı toplamak anlamına geliyor. Odayı toplamak gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi aufräumen ayrılabilir fiil olduğundan dolayı auf yani bu ön takı auf nereye gidecekmiş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmesi gerekiyormuş. Tabi sadece auf değil arkadaşlar daha bir sürü fiilin içerisinde başka ön takılar olacak. Bu denk düştüğü için bu örnekten ilerliyoruz. Şimdi aufräumen'de ne dedik? Ortalığı toplamak demek. Das Zimmer bu da oda demek arkadaşlar. Ben odayı topluyorum diyecek olursam demek ki ich räume das Zimmer auf demiş oluyorum. Şimdi az önce söylemiş olduğum gibi auf olmadan ich räume das Zimmer denildiğinde havada kalan bir şeyler olacaktır. Belki anlaşılacaktır karşı taraftan ama eksik kalan bir şey var. Dolayısıyla o eksik kalan o puzzle tanesi ne olmuş oluyor? Auf olmuş oluyor ve ona uygun gelen noktaya ne yapmamız gerekiyor? Yerleştirmemiz gerekiyor o puzzle tanesini, o parçayı değil mi? O da neresi? Cümlenin sonu. Mutlaka ama mutlaka ön takı ne olursa olsun arkadaşlar cümlenin sonuna gider ve ardından noktayı koyarız. Demek ki ben ne yapıyorum? Odayı topluyorum derken Ich räume das Zimmer auf demiş oluyorum. Bu arada arkadaşlar Almanca'da geniş zaman ya da şimdiki zaman aynı şekilde yorumlanıyor. Yani Ich räume das Zimmer auf dediğimizde ben şimdi şu anda odayı topluyorum anlamı olabileceği gibi aynı zamanda ben odayı toplarım anlamında geniş zamana da yayılmış olarak düşünülebilir. Dolayısıyla ne anlamalıymışız demek ki Almanca'da geniş zaman ve şimdiki zaman aynı şekilde kullanılmış oluyor. Du'ya bakalım şimdi arkadaşlar. Tabi burada ilk harfler küçük başlamış. Buna aldanmayalım. Burada çekim olduğu için bu şekilde yazdım. Cümle olduğu için ve cümle başı her zaman büyük harfli başlayacaktır. Dolayısıyla onu da mutlaka dikkate alalım. Ben düzeltiyorum. Sen odayı topluyorsun diyecek olursam Du räumst das Zimmer auf. Ne yapıyormuşum demek ki? Düzenli bir şekilde çekimliyorum değil mi? Buradaki en ne olacak? Kendine neyi bırakacak? Esteği bırakacak. Dolayısıyla sen odayı topluyorsun dediğimizde Du räumst das Zimmer auf demem gerekiyor. Er, sie, es. Az önce söylemiş olduğum gibi er için demen diyebiliriz. Die Frau için değil mi? Sie, das Kind için de es. Dolayısıyla o odayı topluyor dediğimizde arkadaşlar eğer kastettiğim kişi erkekse er räumt das Zimmer auf. Eğer kastettiğim kadınsa sie räumt das Zimmer auf. Kastettiğim çocuksa yani das Kind ise es räumt das Zimmer auf dememiz gerekiyormuş. Biz, wir. Dolayısıyla biz
odayı topluyoruz dediğimizde wir räumen das Zimmer auf, biz değil mi odayı topluyoruz demiş oluyoruz. Ihr neydi? Ihr karşımda iki ve daha fazla insan varsa ihr demiş oluyoruz. Ihr räumt das Zimmer auf, siz odayı topluyorsunuz demiş oluyoruz. Bakın buradaki bu çekimlere mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Tamam, ön takıyı buraya koyduk ama buradaki çekimleri de mutlaka dikkate alalım. Sie nezaket formu ya da onlar değil mi? Üçüncü çoğul için de ne oluyormuş? Mastarda kalıyormuş ve sie räumen ya da değil mi? Onlar derken gene sie räumen das Zimmer auf denildiğinde bu şekilde yorumlanmış oluyor. Ben odayı topluyorum derken ne diyecekmişiz demek ki? Ich räume das Zimmer auf. Ich räume das Zimmer auf demek ki ön takı auf ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek ve burada çekimime dikkat etmem lazım. Ich räume ne oluyordu? Ich için e gelmiş oluyordu değil mi? Buradaki en yerine. Du'ya baktığımızda du räumst das Zimmer auf, yani sen odayı topluyorsun. Burada da ne oluyormuş arkadaşlar? St geliyor. Dolayısıyla sen odayı topluyorsun dediğimizde du räumst das Zimmer auf. Er, evet bu eril, sie, dişi ve es için de nötr demiştik değil mi? Örneklerimizde vermiştik. Der Mann için er, die Frau için sie, das Kind için es. O odayı topluyor dediğimizde er räumt das Zimmer auf. Demek ki buradan ne anlamalıyız? Der Mann. Şöyle de diyebilirdik. Der Mann räumt das Zimmer auf. Bu da pekala olurdu. Sie räumt das Zimmer auf. Ne anlamalıyız demek ki? Burada bir kadın kastediliyor. Ki buradaki örnek die Frau räumt das Zimmer auf da diyebiliriz. Es räumt das Zimmer auf denildiğinde das da ilgili das Kind olabilir. Das Kind räumt das Zimmer auf ya da es räumt das Zimmer auf diyebiliyormuşuz değil mi? Biz odayı topluyoruz dediğimizde ise wir räumen das Zimmer auf. İkinci çoğul siz odayı topluyorsunuz. Ihr räumt das Zimmer auf. Nezaket formu siz diyecek olursak sie räumen das Zimmer auf ya da üçüncü çoğul onlar odayı topluyorlar dediğimizde de sie räumen das Zimmer auf diyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich räume das Zimmer auf. Ich räume das Zimmer auf. Du räumst das Zimmer auf. Du räumst das Zimmer auf. Er räumt das Zimmer auf. Sie räumt das Zimmer auf. Es räumt das Zimmer auf. Wir räumen das Zimmer auf. Wir räumen das Zimmer auf. Ihr räumt das Zimmer auf. Ihr räumt das Zimmer auf. Sie räumen das Zimmer auf. Sie räumen das Zimmer auf. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde trennbare verben konusunun temelini oluşturmuş olduk. Bundan sonraki derslerimizde de trennbare verben konusunu görüyor olacağız arkadaşlar. Başka yapılarla görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.